Konu çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili öğrenciler, konuya çalıştınız ya, eğer çalıştığınızı anlamıyorsanız küçük parçalara ayırarak çalışın. Yani birinci paragrafı okuyun, onu anlayıp anlamadığınızı kontrol edin, sonra ikinci paragrafa geçin. İkincisi, konuyu çalıştınız ya, mutlaka başka bir konuya geçmeden önce, ama mutlaka yapın bunu, mutlaka birkaç tane test çözün. Yani çünkü öğrendiğinizi uygulayabiliyor musunuz? Bunu görün. Ve bu dediğimizi mutlaka mı mutlaka çalışma stilinizin içerisine yerleştirin. Sınava sayısaldan mı, eşit ağırlıktan mı gireceğimi hala karar veremedim. Sizce ne yapmalıyım? Evet sayısaldan ya da eşit ağırlıktan sınava girmeye karar vermedim diyen öğrencilerin genellikle sayısal öğrencilerin bir iki derste teklediklerinde, istedikleri netleri elde edemediklerinde verdiği bir karardır. Yoksa TM'den sayısala geçiş çok fazla görülen bir olay değil. Tam tersine bir göç vardır o tarafa doğru. Bundan dolayı kafanı karıştırma. Bakın sevgili öğrenciler. Siz sayısaldan sınava girmeye ilk önce karar vermişseniz gönlünüz oradadır. Lütfen devam edin. YGS dediğimiz sınavlarda yani Türkiye'deki bilişsel becerileri ölçen sınavda aldığınız netler Haziran ayındaki sınavda sizin alacağınız neti göstermez. Oradaki performansınızı belirlemez. Ben net olarak söylüyorum. Sayısala devam et lütfen. YGS'ye çok çalışmama rağmen netlerim artmıyor. Ne yapmalıyım? emin olun Türkiye'nin güneyinden kuzeyine doğusundan batısına kadar olan çizgideki bütün öğrencilerin yaşadığı bir durum bu. Bakın problem demiyorum çocuklar. Unutmayın YGS sınavı analiz, sentez, uygulama ve değerlendirme içerikli sorulardan oluştuğu için oradaki gelişme son derece yavaş olur. Yani bakın örneğe dikkat edin. YGS kol kaslarımızı geliştirmek gibidir. Çalışırsınız çalışırsınız da gelişmeyi çok fazla göremezsiniz ve gelişme fazla olmaz. Ama Haziran ayında gireceğiniz LYS sınavı yürüme gibidir. Üç adım attığınızda şöyle geriye dönüp baktığınız zaman attığınız üç adımı fark edersiniz. O sebepten dolayı sevgili öğrenciler YGS performansına bakarak Haziran performansı yani LYS performansını yorumlayamazsınız. Çalışmanızı sürdürün. İkinci sınavda daha büyük başarı elde edeceksiniz. E, hangi bölümü isteyeceğime bir türlü karar veremiyorum. E, sürekli seçeceğim bölüm hakkında sürekli kafa karışıklığı yaşadığından dolayı seçeceğim bölümü değiştiriyorum. Yani emin değilim. Evet, aslında öğrencilerin içinde bulunduğu yaşla da ilgili bir konu bu. Hangi bölümü seçeceğime karar veremiyorum. Diyen öğrencilerin tamamında aslında bir üniversite seçmeyle de alakalı bir sıkıntı var. Yani bölümden ziyade üniversite. Örne örnek vermek istiyorum. A Üniversitesi'ndeki makine mühendisliğini tutmuyorsa çocuk A Üniversitesi'nden vazgeçeceğine A Üniversitesi'ndeki örneğin maden mühendisliğine yönelebiliyor. Doğru mu bu? Yanlış. Günün hangi saatinde ders çalışmak daha faydalıdır? Evet, bu konuyla ilgili çok çalışma var bilim dünyasında. Ee, biz en çok yararlandığımız ya da en çok desteklediğimiz şeyi görüşü sizinle paylaşacağız. Sabah kalkınca ilk iki saat, akşam yatmadan önce son iki saat öğrenmeye en yatkın olduğumuz zaman dilimi olarak karşımıza çıkıyor. Ve unutmayın sabah kalkınca dinlendiğimiz için öğrenirken akşam yatmadan önce Hani öğreniyoruz hemen yatıyoruz ya işte gece uykudayken beynimiz uyanıkken öğrendiklerimizi tekrar ediyor.